Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne anlatmıştık? Gözle ilgili yapılardan bahsetmiştik. İşte sert tabaka, damar tabaka ve A tabakadan bahsettik. Foto reseptörlerden bahsettik. koni hücreler, çomak hücreler bunlardan bahsettik arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bu videomuzda biz göz uyumundan görme olayından hani göz sırasıyla hangi yapılardan geçiyor? Bundan bahsedeceğiz. Bir de göz hastalıklarından bahsedip artık gözle ilgili bütün her şeyi bitireceğiz arkadaşlar. Peki göz uyumu nedir nasıl gerçekleşir İlk önce buna bakalım arkadaşlar uzağa görme ve yakını görme olayı nasıl gerçekleşiyor bakın burada üç tane yapı görevli uzağa ve yakını görmede bunlar mercek asıcı bağlar ve kirpiksi kaslar Şimdi arkadaşlar burada mercek ince kenarlı bir mercektir asıcı bağlarla kirpiksi kaslar da birbirine antagonist. Yani zıt çalışırlar. Bakın şöyle yazayım isterseniz. İkisi birbirine nasıl çalışıyor? Antagonist. Antagonist yani zıt çalışıyorlar. Şimdi bunlar zıt çalıştıkları için birisi kasılırsa birisi gevşiyor. Biri kasılırsa diğeri gevşiyor. Arkadaşlar uzağı görme olayı uzağı görme olayı şöyle gerçekleşiyor. Bakın uzağı görebilmemiz için Merceğimizin incelmesi gerekiyor arkadaşlar. Merceğin incelebilmesi için de asıcı bağların merceği çekmesi lazım. O zaman nasıl bir durum olur? Bakın merceğin çekilebilmesi için asıcı bağlar kasılacak ve yukarıya doğru aşağıya doğru merceği çekecekler. E bunlar kasılıyorsa kirpiksi kaslar ne olur? Gevşer. Ya da şöyle de anlatabilirim. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi bakın. Eğer ki kirpiksi kaslar gevşerse bakın kirpiksi kaslar gevşerse böyle kendini serbest bırakırsa ne olur bu sefer buradaki asıcı bağları yukarı doğru aşağı doğru çekerler ve böylece merceğin incelmesine sebep olurlar. Burada da uzağa uyum yani uzağa görme olayımız gerçekleşir. O zaman şöyle diyelim isterseniz şöyle diyelim kirpiksi kaslar kirpiksi kaslar gevşer Bakın bunlar gevşediği için kendini böyle bir saldı. Kendini saldığı zaman ne oldu? Buradaki asıcı bağları çekti. Yani asıcı bağlar kasıldı. Asıcı bağlar kasılır. Asıcı bağlar kasılır. Ve son olarak mercek incelir. Arkadaşlar mercek incelendi, inceldiği için de uzağı görme gerçekleşir. Görme gerçekleşir. Yani uzaktaki cisim netleşir arkadaşlar böylece. Peki yakını görmeden ne olacak? Zaten uzağı görmeyi ezberlediyseniz biliyorsanız yakını görmeyi de anlayacaksınızdır. Hemen tam tersi olacak zaten. Nasıl olacak? Bakın bu sefer de kirpiksi kaslar kasılacak arkadaşlar. Yani şöyle gidecek. Bakın kirpiksi kaslar yakını görme olayında kasıldığı için. Bakın kasıldığı için yani böyle kendini kastı Tuttu kendini ne olur? Bu sefer bu asıcı bağları serbest bırakır. Yani asıcı bağlar gevşer. Asıcı bağlar gevşer, gevşediği için de bizim ince kenarlı olan merceğimiz kalınlaşır. Ve yakını görme olayımız gerçekleşir. Yani uzay görmenin tam tersi aslında. Kirpiksi kaslar. Kirpiksi kaslar kasılır. Asıcı bağlar gevşer. Asıcı bağlar gevşer. Mercek kalınlaşır. Mercek kalınlaşır. Ve yakını görme gerçekleşir. Yakını görme gerçekleşir. Evet bu şekilde arkadaşlar uzağa ve yakına uyum böyle gerçekleşiyor. Yani göz uyumu dediğimiz olay bu. Peki bir de şunu söyleyeyim arkadaşlar size. Bizim beynimize uyarı giderken yani gözümüzden gelen uyarılar giderken mesela sol gözdeki sadece sol loba ya da sağ gözdeki sadece sağ loba gitmiyor. Nasıl gidiyor peki? Bir yerde çapraz yapıyorlar arkadaşlar. Çapraz yaptığı yere biz optik kiyazma diyoruz. Bakın beynin görme ile ilgili bölgesinde optik kiyazma dediğimiz bir bölge vardır. Göz gözden çıktıktan sonra arkadaşlar uyarı tabii ki optik kiyazmada çapraz yaparak sol gözün görüntüsü sağ loba sağ gözün görüntüsü sol loba aktarılarak e, görüntüde Birlik sağlanır Eğer görüntüde Birlik dediğimiz bu olay olmasaydı yani sağ taraftaki sol tarafa soldaki sağ tarafa aktarılmasaydı iki gözde farklı şeye odaklanacağı için görmede sıkıntı çekil, çekilirdi Bu yüzden de Optik lob, optik, optik Optik yazma dediğimiz bölgede arkadaşlar e, tam tersi dediğimiz durum. Yani sağ ve sol loba gitme olayları gerçekleşiyor. Yani şöyle düşünün bakın. Şu bizim beynimizin sağ ve sol lobları olduğunu düşünün. Şunlar da arkadaşlar gözlerimiz. Bakın görüntü görüntü. Mesela sağdan gelen görüntü hem sağ loba gidiyor hem de arkadaşlar burada çapraz yapıyor. Nereye gidiyor? Sol loba gidiyor. Daha sonra diğer gözümüzden gelen görüntü hem sol loba gidiyor. Hem de şurada çapraz yapıyor. Nereye gidiyor bakın. Diğer e, beynimizin diğer lobuna gidiyor arkadaşlar. İşte bu çapraz yaptığı yere biz ne diyoruz? Optik kiyazma diyoruz. Optik kiyazma. Bu optik kiyazma bizde görüntünün birliğini sağlanması için gereklidir. O zaman optik kiyazma için şunu yazalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. Görüntü netliği arada bir gidiyor kusura bakmayın. E, ne diyeceğiz? Sağ ve sol gözden gelen uyarıların uyarıların beynin iki lobuna da iki lobuna da gönderildiği ya da gönderilmek için gönderilmek için çapraz yaptığı çapraz yaptığı yere optik yazma denir. Optik yazma denir. Dediğim gibi görüntüde birliğin sağlanması için optik yazma oldukça önemlidir. Peki şimdi bir de gelelim ee, görme olayı nasıl gerçekleşiyor arkadaşlar. Bundan bahsedelim. Daha sonra göz kusurlarına geçelim. Hemen şuraya görme olayı diyeceğim ve göz göze gelen ışığın sırasıyla hangi yapılardan geçtiğinden bahsedelim. Şöyle görme olayı diyorum. Görme olayı. Arkadaşlar bir kere gözümüze ışık geldi. Işık geldiği zaman ilk olarak nereye gidecek? Tabii ki sert tabakada korneaya gidecek. Kornea göze gelen ışığın ilk kırıldığı yerdir. Daha sonra hatırlayın kornea ile iris arasında bulunan odaya biz ne diyorduk? Ön oda diyorduk arkadaşlar. Sonra ön odaya gidecek. Ön oda. Daha sonra arkadaşlar göz bebeğine aktarılacak. Göz bebeği Hani iris toplayacak sonra göz bebeğini aktarılacak. Göz bebeği ile göz merceği arasında bulunan yapıya ne diyorduk? Odaya ne diyorduk? Arka oda diyorduk. Arka odaya gidecek. Sonra arkadaşlar arka odadan çıkan görüntü göz merceğine geçecek değil mi? Göz merceği. Bu sayede bakın ön odanın ne ile ne arasında, arka odanın ne ile ne arasında olduğunu da hem aklımızda tutmuş oluruz. Daha iyi oldu böyle. Sonra arkadaşlar göz merceğinde de ikinci bir kırılma gerçekleşiyor. Bakın ilk kırılma kornea, göz merceğinde de ikinci kırılma gerçekleşir. Sonra arkadaşlar hani hatırlayın camsı cisim dediğimiz içerisinde sıvı bulunan bir yapı vardı. Değil mi camsı cisim bir boşluk vardı. O boşlukta göz tansiyonu falan hani iyon dengesi falan sağlanıyordu arkadaşlar. Sonra camsı cisime geçiyor. Camsı cisimden sonra retinaya yani A tabakaya geçmiş oluyor. Şimdi A tabakada da ne vardı? Reseptörler. Arkadaşlar reseptörlerin yoğun olarak bulunduğu bölge neresiydi? Sarı benekti. Sarı benekte reseptörler yoğun olarak bulunur. Ve unutmayın buraya görüntü ters olarak düşer. Görüntü ters olarak düşer. Ve beynin optik lobuna da ters olarak gider arkadaşlar. Beynin optik lobunda görüntü düzeltilir. Bize uyarı olarak yani cevap olarak o şekilde gelir. Görüntü ters oldu. Sonra sarı benekten sonra arkadaşlar kör noktadan bakın kör noktadan görme sinirleri çıkar. Yani burada kör noktada diyebiliriz. Görme sinirleri de diyebiliriz. Görme sinirleri. Çünkü görme sinirleri nerede çıkıyordu? Kör noktadan çıkıyordu. Kör nokta neydi bu arada? Reseptörlerin yani fotoreseptörlerin hiç bulunmadığı noktaya biz kör nokta diyorduk. Görme sinirleri buradan çıkarak beyne gidiyor. Daha sonra arkadaşlar ilk önce talamus. Neden? Çünkü talamus sınıflandırılacak, sınıflandıracak. Sonra da beyin kabuğu, beyin kabuğu. Çünkü neden? Duyu organlarından gelen uyarılar nerede değerlendiriliyor? Beyin kabuğu, yani uç beyinde değerlendiriliyor arkadaşlar. Unutmayalım. Evet, görme olayı dediğimiz olay da bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi gelelim artık göz kusurlarına. Arkadaşlar, göz kusurlarından çok iyi bir şekilde bilmeniz gereken. Ee, 3-4 tane bir şey var, hastalık var. Sadece bunları bilseniz bile yeterlidir. Diğerlerinden sadece isim olarak bahsedip geçeceğim. Şöyle görme kusurları diyorum. Görme kusurları. Nedir bu görme kusurları bakalım. Arkadaşlar birincisi miyopluk. Miyopluk yani uzağı görememe. İkincisi hipermetropluk. Hiper metroplu. Bu da yakını görememe. Şimdi ikisini yan yana yazdım. Çünkü ikisini birbirine bağdaştırarak anlatacağım. İlk önce miyopluğu anlatalım. Nasıl gerçekleşebilir? Nasıl olabilir miyopluk? Arkadaşlar şöyle olacak. Bakın. Miyoplukta ee, şimdi uzağı göremiyorsunuz ya. Şimdi bizim bu görme kusurlarımızın aslında temelinde ne vardır görüntünün retinaya düşmemesi vardır arkadaşlar görüntü normalde retinaya düşer yani retinada sarı benek var ya sarı beneğe düşer ve burada görüntü işte e, görme sinirleriyle beyne aktarılır ama görüntü retinaya düşmezse yani ya retinanın önüne ya da retinanın arkasına düşerse görme kusurları ortaya çıkıyor işte miyopluk hipermetropluk astigmatlık gibi e, hastalıklar ortaya çıkıyor arkadaşlar şimdi ben bunların temelinde belini anlatacağım size. Miyopluk neydi? Uzağa görememe hastalığıydı. Arkadaşlar uzağa göremeyen kişilerde Bakın normalde bizim şöyle göz yuvarlağımızın bu şekilde olması lazım. Bakın normal göz bu şekilde. Normal göz. Miyoplukta göz küresi önden arkaya doğru çapı artar. Mesela şuradaki çap R ise buradaki çap çap arkadaşlar. Mesela R artı 2, R artı 3 veya şuraya R artı A diyebiliriz. Ne oluyor? Çapı artıyor. O zaman sebeplerinden biri neymiş? E, göz küresinin önden arkaya doğru çapının uzaması. O zaman birinci sebep olarak bunu yazacağız. Göz küresinin göz küresinin önden arkaya doğru arkaya doğru çapının uzamasıyla oluşur. Peki nasıl oluşacak? Normalde retina şurası, görüntü de buradan geliyor. Retinaya düşmesi gereken görüntü çap uzadığı için nereye düşüyor? Retinanın önüne düşüyor arkadaşlar. O zaman şöyle yazıyorum. Görüntü görüntü retinanın önüne düşer. Retinanın önüne düşer. Bu hastalıkta böyle bir durum var. Peki düzeltme durumlarına en son geleceğim. Hipermetropluğu da anlatayım. Arkadaşlar hipermetroplukta da şöyle bir durum var. Bakın bu normal gözlü ya. Burada da göz küresi bu sefer çapı önden arkaya doğru kısalıyor. Yani R olan göz küresi R A oluyor ne oluyor yani göz küresinin çapı kısalıyor göz küresinin çapı kısaldığı için bu sefer de görüntü retinanın arkasına düşüyor arkadaşlar dolayısıyla hipermetroplukta uzay görememe olarak pardon yakını görememi olarak ortaya çıkıyor şöyle yazalım o zaman göz küresinin göz küresinin burayı ön arkaya demişim ya önden arkaya olacak arkadaşlar önden arkaya doğru Arkaya doğru çapının kısalmasıyla oluşur. Kısalmasıyla oluşur. Görüntü görüntü retina'nın retina'nın arkasına düşer. Arkasına düşer. Peki e, bunu nasıl aklımızda tutacağız? Arkadaşlar miyopluk neydi? Uzağa görememe. Uzaktan bir kişi. Size taş attığını düşünün. Şimdi taş atmıyorlar. Gerçi genelde silah falan sıkıyorlar ama. Uzaktan bir kişinin size taş attığını düşünün arkadaşlar. Taş attığı zaman uzaktaki kişinin size tutturabilme ihtimali düşüktür değil mi? Çok uzakta olduğunu düşünün. Ne olur? Hop görüntü yani taş gelir önünüze düşer. O zaman miyoplukta ne oluyormuş? Görüntü retinanın önüne düşüyor. Yani uzağı görememede uzaktaki kişi bize taşı nasıl atıyormuş? Tam önümüze atıyormuş. Görüntü yani taş. Eee bizim önümüze yani retinanın önüne düşüyormuş. Hipermetropluk yakındaki bir kişiyi düşünün. Genelde tuttururlar ama tutturamadığını varsayalım. Yakındaki bir kişi size taş atıyor. Bu sefer de arkadaşlar attığı taş size gelmiyor arkaya gidiyor. Ne oluyor? Burada da görüntü retinanın arkasına kendiniz retinasınız yani biz retinayız. Benim uzağımdaki bir kişi bana taş attığı zaman görüntü yani taş benim önüme düşüyor. Ya yani uzağı görememe durumu bu şekilde ortaya çıkıyor miyopluk yakındaki bir kişi bana taş attığı zaman yani retinaya görüntüyü attığı, gönderdiği zaman da ne oluyor? Hop arkaya düşüyor. Bu da hipermetropluk yani yakını görememe durumudur. İşte ee, bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz eğer karıştırıyorsanız. Peki nasıl düzelecek? Arkadaşlar miyopluk ve hipermetroplukta ben bir formül formül demeyeyim de bir şifre gibi bir şey kullanıyorum. Şöyle şifremiz neyle düzeltildiğiyle alakalı. Bakın, mutluluk hayali Mutluluk hayali. Peki nedir buradaki mutluluk hayalimiz? Arkadaşlar buradaki M miyop, U uzağı görememe, uzağı görememe, K ise kalın kenarlı mercek, kalın kenarlı mercek. O zaman miyopluk ne ile düzeltiliyormuş? Kalın kenarlı mercekle. Buradaki H hipermetropluk hipermetropluk. Y yakını görememe. Yakını görememe. I ise arkadaşlar ince kenarlı mercektir. İşte bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Mutluluk hayali. Buradaki M miyop. Bu uzağı görememe. K de kalın kenarlı mercektir. H hipermetrop. Y yakını görememe. I de ince kenarlı mercekle düzeltildiğini gösteriyor. Bu şekilde miyopluk ve hipermetropluğu bitirmiş olduk arkadaşlar. Peki gelelim bir diğer hastalıklarımıza. Arkadaşlar astigmatlık. Astigmat. Peki astigmatlıkta ne oluyor? Şuraya yazıyorum astigmatlık diye. 3 astigmatlık. Arkadaşlar astigmatlıkta da şöyle bir durum var. Şimdi bizim korneamızın normalde nasıl olması lazım? Şöyle düz değil mi? bu şekilde olması gerekiyor. Ama astigmat olan kişilerde kornea kavisleniyor. Kavislendiği için de arkadaşlar, kornea kavislendiği için de görüntü yine net olarak retinanın üstüne düşmüyor. Ne oluyor mesela? Çukur taraftan girdiği zaman retinanın arkasına, tümsek taraftan girdiği zaman retinanın önüne düşüyor. Bu sayede de e, görüntü net bir şekilde alınamıyor. Bu kişiler hem uzağı hem de yakını net göremezler net göremezler. Bu da nasıl düzeltiliyor? Silindirik mercekle düzeltilir arkadaşlar. Silindirik mercekle düzeltilir. Demek ki neymiş? Korneanın kavislenmesi sonucunda oluşuyormuş. Korneanın kavislenmesi sonucu oluşur. Normalde korneamızın düz olması gerekirken böyle e, çukurlu olduğu zaman arkadaşlar bu hastalık bu bozukluk ortaya çıkıyor. Gelelim şimdi bir diğer hastalığımıza presbitlik. Arkadaşlar bu da yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır presbitlik. Presbitlik. Bu da yine yakını görememe durumudur. Yakını görememe durumudur. Bu da yine yakını göremeyen bakın neyle düzeltiliyordu? Hipermetropluk değil mi? İnce kenarlı mercek. Bu da ince kenarlı mercekle düzeltilir. İnce kenarlı mercek. Bu da neymiş? Yaşlılığa bağlı ortaya çıkar. Yaşlılığa bağlı. Gelelim bir diğer hastalığımıza. Şaşılık. Arkadaşlar zaten hani anlatmaya gerek yok aslında. Şaşılık bizim gözümüzü hareket ettiren, göz yuvarlağını hareket ettiren kasların normalden uzun ya da kısa olmasının sonucunda ortaya çıkıyor. Tabi işte çok böyle küçük olan kişilerde gözlükle falan veya sonradan oluşan şaşılıklar gözlükle falan düzeltilebiliyor ama e, genelde ameliyat gerekiyor. Altıncı hastalığımız arkadaşlar katarakt. Arkadaşlar katarak da yaşlılığa bağlı olarak yine ortaya çıkan bir hastalıktır ve göz merceğinin saydamlığını kaybetmesi sonucunda ortaya çıkar. Göz merceği saydamlığını kaybederse sanki sürekli boğulu camdan böyle dışarı bakıyormuşsunuz gibi hissedersiniz ve katarakta da, da mutlaka ameliyat olunması gerekiyor. Gelelim yedincisine renk körlüğü. Renk körlüğü. Arkadaşlar renk körlüğü de hatırlayın hani eee anlatmıştım size. Nedir renk körlüğü? Bizim gözümüzdeki o görmeyi sağlayan hani koni hücreleri vardı ya renkli görmeyi sağlıyorlardı. Bunlardan işte bir veya birkaçının eksik olması sonucunda ortaya çıkar. Mesela kırmızı yeşil renk körlüğü kırmızı ile yeşili ayırt edemiyorlar veya farklı bir renk olarak da olabilir arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde yine kalıtsal olarak ortaya çıkan bir hastalıktır, renk körlüğü. Gelelim bir diğerine. Arpacık mesela genelde arkadaşlar e, bakterilerin sebep olduğu böyle kirpikler arasında çıkan bir hastalıktır. Bu da arpacık böyle sarımsak falan sürerler hatta geçsin diye. Daha sonra trahom dediğimiz bir hastalık daha var. Nedir bu trahom? Arkadaşlar bu da göz e, kapaklarının iç kısmında bu sefer de yine bakterilerin oluşturduğu e, iltihaplı bir hastalıktır. Trahom hastalığı. Bir de göz tansiyonu göz tansiyonu. Yani glokomdan bahsedelim. Glokom. Arkadaşlar göz tansiyonu Şimdi gözün ön ve arka odaları vardı ya buradaki sıvının dengesinin bozulması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır göz tansiyonu. Hani cam sinir içerisinde de bir sıvı vardı. Ondaki dengede bozulursa göz tansiyonu dediğimiz hastalık ortaya çıkar ve gözde sürekli böyle bir akıntı meydana gelir. Bu da yine damlalarla böyle kremlerle falan düzeltilmeye çalışıyor yani ilaçlarla. Bu şekilde biz görme kusurlarını da işledik. Şimdi görme kusurlarında sizin karşınıza çıkacak olanlar miyopluk ve hipermetrop çokluktur. Belki astigmat ve presbitliği de sorabilirler ama bu ikisi daha da önemlidir arkadaşlar. O yüzden onlara daha çok çalışmanızı öneririm. Evet böylece gözü bitirdik. Peki bir sonraki videoda neye geçeceğiz? Tabii ki kulağa geçeceğiz arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.